Yürekleri yakan haber Hakkari'nin Çukurca ilçesinden geldi. Ateş yalnız Kırıkçı ailesinin yüreğine değil, 82 milyonun içine düşmüştü. Taziye evinde muhtar, köyün meydanına asılacak bayrağı CHP Çubuk ilçe başkanından istemişti. Türk bayrağı teslim edildi. İlk bilgilere göre şehidimiz için cenaze namazı 20 Nisan Cumartesi günü ikindi namazını müteakip Çubuk Merkez Camii'nde kılınacaktı. Plan değişti. Cenaze namazının bir gün sonra ikindi namazı yerine öğle namazını müteakip kılınması kararlaştırıldı. Bu değişiklikte şehidimizin cenazesi Ekrem İmamoğlu'nun Maltepe'de düzenlediği halk buluşmasıyla aynı zamana denk geliyordu. Garip tesadüfün üzerine pazar günü yeni bir duyuruyla tören yeri Çubuk Merkez Camii'nden Akkuzulu Köy Camii'ne alındı. 3000 nüfuslu Akkuzulu Köyü ilk kez 10.000 kişinin üzerinde vatandaşı ağırlayacaktı. İstanbul Maltepe'de yüzbinlerin toplanmaya başladığı saatlerde Akkuzulu'da da hareketlilik vardı. Şehidimize son görev için köye gelen yurttaşlarımız arasındaki provokatörler ortak acımızı utançla kirletecek planı adım adım devreye sokuyordu. Cenaze töreni için CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, milletvekilleri Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya'nın köye geleceği biliniyordu. Hazırlıklar buna göre yapılmış, protokol için alan düzenlenmişti. Kılıçdaroğlu ve kurmayları şehidimize son görev için köy meydanına geldiğinde mülki amir Kaymakam Uğur Sezer tarafından karşılandı. CHP lideri önce şehit Yener Kırıkçı'nın babası Mustafa Kırıkçı'ya taziyelerini iletti. Devlet töreni için oluşturulan protokolle tek tek selamlaştı. Bir kişi hariç AKP Genel Sekreteri Fatih Şahin, Kılıçdaroğlu'nun kendisine uzattığı eli havada bıraktı. Gerilimin ilk adımı olan o anlar kameralara böyle yansıdı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu cenaze safında yerini aldı. Seçim meydanlarında duyduğumuz sesleniş şehit cenazesine taşınmıştı. Cenaze namazını kıldıracak olan imam defalarca uyarıda bulundu. Değerli Müslümanlar, değerli kardeşlerim, lütfen şehidimizin hatırasına hürmet edelim, sessizliğimizi muhafaza edelim. Dua edelim, tekbir getirelim. Lütfen. Uyarılar karşılık bulmadı. İlk defa bir şehit cenazesinde dua ve salavat sesleri arasında sloganlar yükseliyor. Değerli kardeşlerim, bakın şu anda şehidimizin hatırasına hürmetsizlik yapmayın. Her şey olağan dışı bir seyir aldı. Apar topar kılınan cenaze namazının ardından silah arkadaşları Kırıkçı'nın al bayrağı sarılı tabutunu omuzladı. Şehidimizin naaşı top arabasına yerleştirildi. Şehit cenazesi için devlet töreni yönergeleri ve teamüllere göre top arabasının arkasına geçmesi gereken protokol tam ters istikamette alandan ayrıldı. Top arabasının arkasında yalnızca Kılıçdaroğlu ve kurmayları kalmıştı. Kılıçdaroğlu'nun koruma ekibine bu güzergah verilmişti. CHP lideri top arabasının arkasından bir süre yürüyecek, şehidimizi selamlayacak ve yol başında konumlanan makam aracına binerek köyden ayrılacaktı. Öyle olmadı. Yönergeler açıktı. Devlet töreninde
güvenlik koridoru oluşturulması gerekiyordu. Ancak ne top arabasının arkasında, ne yol güzergahında, ne de makam aracının etrafında güvenlik koridoru oluşturulmamıştı. Gerginlik kısa süre içinde yerini şiddete bıraktı. Koruma ekibi ve milletvekilleri Kılıçdaroğlu'nu çember içine aldı. Tekmelere, yumruklara siper olmaya çalışıyorlardı. Bir avuç jandarma kalabalık içinde dağılmıştı. Engellemek bir yana, sürükleniyor, zaman zaman saldırganların önünden çekildikleri bile gözleniyordu. Cenaze töreninin başından itibaren kalabalığın arasına dağılmış provokatörlerin Kılıçdaroğlu'nu takip ettiği açıktı. Gözden kaçırdıkları noktada birbirlerine işaret ediyor, Kılıçdaroğlu'nu hedefte tutuyorlardı. Şerefsizlerin yeri yok burada! Lan katil çekil ya! Değerli kardeşlerim, değerli kardeşlerim, şu anda namaza geçeceğiz. Lütfen müsaade edin. Müsaade! 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 Müsaade!
Öldürmesin milleti. Lütfen! 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 Lütfen!
Namaza geçeceğiz, müsaade buyurun. Arkadaşlar, değerli kardeşlerim, bakar mısın? Namaz kılacağız. Tamam.
Mahalle birlikte söyleme değil. Amca o seni zihniyete böyle. Hayır. Fizik. Gözü bana diyor. Ya tamam lan. Thank you.
Kalabalık kontrolden çıkmıştı. Hakaret ve tehditler kesilmiyor, taşlar, sopalar havada uçuşuyordu. Bu sırada Kılıçdaroğlu'nu bir arabaya bindirmek isteyenler oldu. Koruma ekibi, kalabalığın kontrolsüzlüğü ve yolda tek bir güvenlik önlemi olmaması nedeniyle bunu reddetti. Araç yolda sıkışabilir, CHP liderinin can güvenliği tehlikeye girebilirdi. Koruma ekibi bir eve, genel başkanın sırtını dayayabilecekleri bir duvara ulaşmaya çalışıyordu. Konvoyun önüne geçen bir grup, Kılıçdaroğlu'nun etrafındaki çemberi daraltmak, sıkıştırmak için profesyonelce kol kola girmiş, etten duvar örmüştü. Amaç, genel başkana ulaşmaktı. Park edilmiş araçlar, daracık geçitler arasından sürüklenerek daha sonra Rahim Doruk'a ait olduğu öğrenilen eve vardılar. Birkaç dakikada yürünebilecek yol, yaklaşık 20 dakikada kat edildi. Akkuzulu'da yaşanan bu utanç dakikaları, Türkiye'ye sosyal medya üzerinden AKP Türkiye isimli hesap tarafından duyuruldu. Saatler 13.45'i gösterdiğinde CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, milletvekilleri ve korumalar evin içindeydi. Memlen geldiler, geçsin! Çıkardın, içeriden çıkardın! Yanlarında jandarma komutanları da vardı. Güvende olduklarını düşünmüşlerdi ki kalabalığın içinden bir kadının sesi duyuldu. Yaksınlar bu evi! Yaksınlar abi! Evimizin toprağımızın çoğu! Yeter! Ne için de bir şerefsiz? Bölge jandarma bölgesi. Savcılık tutanaklarına göre köyde 700'den fazla güvenlik görevlisi vardı. Ancak evin etrafını çevreleyen kalabalığın dağıtılması için hiçbir adım atılmadı. Camlar taşlandı. Arka kapı kırılmak istendi. Çatıya çıkanlar... pencereden içeri girmeye çalışanlar oldu. Yüzlerce güvenlik görevlisinin bulunduğu yerde, küçük bir köyde, kalabalığın önüne set çekecek bir güvenlik çemberi dahi 1,5 saat boyunca oluşturuldu. Vurun direğe, etek giydirin, karımı içeriden çıkamadım. Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya devreye girdi. Eğer burada birine zarar verecekseniz, önce Emniyet Genel Müdürü olarak beni ve buradaki tüm görevlileri linç edeceksiniz. Bunu mu yapacaksınız? Tehlikeyi gören ve adını koyan Uzunkaya'nın bir gazeteye verdiği röportaj, olayın vahametini gözler önüne serdi. Orada yaşanacak zafiyet devlete mal olacaktı. Böyle bir durumda görevli olmamama rağmen kendimi vazifeli addettim ve üzerime düşen görevi arkadaşlarımızla birlikte yerine getirdik. Kılıçdaroğlu'nun koruma ekibi de canla başla çalıştı. Olay her yönüyle mutlaka incelenecektir. Uzunkaya, Ankara İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz'a talimat vererek bölgeye zırhlı araç getirilmesi ve takviye polis sevk edilmesini istedi. Olayın beklenmedik bir noktaya varabileceğini anlayan sadece Celal Uzunkaya değildi. Tüm bu süre boyunca köy konağında bekleyen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve AKP Genel Sekreteri Fatih Şahin, Kılıçdaroğlu eve girdikten yaklaşık 2 saat sonra evin önüne geldi. Şu ana kadar mesajlarınızı verdiniz, tepkilerinizi gösterdiniz. Şimdi sükunetle Yener'in evine gidiyoruz. Bakan Hulusi Akar'ın kalabalığı sakinleştirmek için kullandığı dil tepkilere neden oldu. Yapmayın demiyordu Milli Savunma Bakanı. Mesajınızı verdiniz. Daha ileri götürmeyin artık diye sesleniyordu. Ne oldu kardeşlerim? Mesajlarınızı verdiniz. Tepkinizi gösterdiniz. Şimdi sükunetle burayı boşaltıyoruz.
Akar'ın artık tamam dediği noktada evin etrafını saran kalabalığın dağıtılması için müdahale başladı. Kılıçdaroğlu 5-10 dakika içinde zırhlı araçla evden çıkarıldı. CHP lideri bölgeden ayrılırken artık güvenlik güçlerinin tavrı netti. O ana kadar görmediğimiz biber gazları da ortaya çıkarılmıştı. Peki müdahale için neden yaklaşık 2 saat beklendi? Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AKP Genel Sekreteri Fatih Şahin ve diğerleri neden yaklaşık 2 saat boyunca köy konağında ana muhalefet partisi liderine linç girişimini izledi? Kılıçdaroğlu'nun hemen yanında yer alan il jandarma komutanı neden bölgede görevli bulunan yüzlerce jandarmayı harekete geçirmedi? Ana muhalefet liderinin, bakanların, komutanların yer aldığı bir devlet töreninde neden yönergede yer alan güvenlik koridorları oluşturulmadı? Yönerge ve teamüllerin aksine CHP lideri ve kurmayları dışındaki protokol neden top arabası arkasında yürümek yerine tören alanından erken ayrıldı? Olayla ilgili soruşturmayı yürüten Çubuk Cumhuriyet Başsavcısı ve Çubuk Jandarma İlçe Komutanı neden görevlerinden alındı? Herkesin, bütün Türkiye'nin gözü önünde kurallar, teamüller, vicdanlar çiğnenerek böyle bir saldırı neden tezgahlandı? Bu ülkenin her bir yurttaşı için adalet istedi. Ezilen kimse, hangi kesimden, siyasetten, dünya görüşündense yanında yer aldı. Demokrasiyi savundu, meclisi, siyaseti, halkın temsilini her türlü hesabın üzerinde tuttu. Terörü lanetledi ve teröristlerle aynı masada oturulmasını kabul etmedi, bir parçası olmadı. Terörü lanetlemek için yürüyoruz. Terörden mağdur olan aileler için yürüyoruz. 15 Temmuz şehitlerimiz ve gazilerimiz için yürüyoruz. Bütün şehit yakınları için yürüyoruz. Tam da bu yüzden 25 Ağustos 2016'da Artvin Şavşat'ta terör örgütü PKK'nın kurşunlarına hedef oldu. Suikast girişiminde bir askerimiz, jandarma er Fatih Çaybaşı şehit düştü. Ne çabuk unutuldu. Gerçekten unutuldu mu? Kendimiz için yürümüyoruz. Ülkemiz için yürüyoruz. Bayrağımız için yürüyoruz. Çocuklarımız için yürüyoruz. Torunlarımız için yürüyoruz. Baban geliyor oğlum. Ankara'dan yola çıkmış. Baban geliyor. Her insanın sımsıkı sarıldığı, yaşamının anlamı olan, uğruna mücadele ettiği, hayatını adadığı bir değeri olmalı. O hep böyle düşündü, böyle inandı. Özgürlüğü seviyorum. Adaleti seviyorum. Adalet için mücadele ediyorum. Adil olmak, adaletli davranmak ve adaleti savunmak en büyük değeriydi. 69 yaşında tırnakları düşene kadar, ayaklarına kan oturana dek yürüdü inandığı değerler için. O hak, hukuk, adalet dedi, dağlar, taşlar inledi. Anadolu'da daha önce bir Kemal'i tanımış, peşinden yürümüştü. Bu kez bir başka Kemal, sağıyla, soluyla, muhafazakarı, aydın sanatçısı çocuğuyla, yaşlısıyla, yani herkesi kucaklayarak düştü yollara. Sesine ses verdi yüz binler, yan yana durdu omuzlar. Atılan her adım bu eşsiz yürüyüşün, sadece adalet için değil, demokrasi, barış, özgürlük bir arada yaşam için olduğunu da gösterecek, öğretecek. Adaletin olmadığı bir ülke ne tarihiyle övülebilir, ne geleceğini aydınlık görebilir. Adaletin olmadığı bir yerde zulüm vardır, haksızlık vardır. Adalet varsa bir ülkede uygarlık vardır, şan, şeref, gurur vardır, tarih vardır. En önemlisi insan vardır. Dile kolay, 435 kilometre. Yürüyene yol dayanır mı? Sessiz bir çığlıktır adalet yürüyüşü. Şiddetten, kinden, öfkeden uzak. Türkiye'den yana olandan ben de ondan beraber. Eyvallah, sağ ol. Eyvallah. Barış dolu bir mücadelenin yolculuğu. Herkes için
adalet isteyenlerin yürüyüşüydü bu. Bir bayrak altında tek yürek olmuştu milyonlar. Barış'ın diliyle öfkeyi, nefreti bitirip kine, tehdide karşı alkışlarla ilerliyorlar. Ya yoruldunuz ya. Olsun. Adalet için yürüyoruz. Bir Çin atasözü şöyle der. Mucize, havada uçmak ya da su üstünde yürümek demek değil, dünya üstünde yürümektir. Herkes için adalet. Yalnız çıktığı bu yolda milyonlarla birlikte 435 kilometre yürüdü. Ve adaletin simgesi olarak tarihe geçti. Adaletten ayrılmayın. Herkese hoşgörülü davranın. Adalet hepimiz için. Hatta sizi sevmeyenler için de çok önemli bir kavram, çok önemli bir duygu. Bu duyguyu kendi yüreğimizde, manevi dünyamızda da yaşatmalıyız. Benim çocuklarıma miras olarak söyleyeceğim sözler bunlar. Kul hakkı yemesinler, saygılı olsunlar, herkese saygılı olsunlar, adil davransınlar. Kendilerinden hoşlanmayan insanlara da saygı göstersinler. İstediğim bu. İşte böyle bir lideri linç etmek istediler. Kılıçdaroğlu olay anında planı gördü. Darbelere maruz kalırken dahi soğukkanlılığını yitirmedi. Maltepe'de yükselen umudun korkuyla söndürülmesine izin vermedi. Bu saldırıların sebebi ne biliyor musunuz? İlk kez Cumhuriyet Halk Partisi bu ülkede barışın, huzurun egemen olması için mücadele etti. İlk kez çok farklı siyasi görüşü olan insanlar bir araya geldiler. Ülkenin birliği ve bütünlüğü için. Bu ülkeye baharı getireceğiz. Söz veriyorum. Ülkenin her karışında bahar olacak. Bir canım var. Bu ülkenin bekası için. Bu ülkenin huzuru için. Bu ülkenin kalkınması için. Bu ülkede bütün çocukların mutlu olması için bir can gerekiyorsa o canı vermeye hazırım.